Tamam, şimdi üzerine karpuz. Karpuz kalemini hazırlıyor arkadaşımız size. Tamam. Şimdi karpuz kalemimiz de hazırlandı. Elimizde de karpuz kalemimiz var. Yine klipsimizi. Yine bu az önce kullandığımız bütün tabak kaşılarında herhalde bu klipsi kullanıyoruz. Mandal şeklindedir. Hı hı. Şöyle basınca açılıyor. Evet, açılması gerekir. Tamam. Dokuya zarar vermemesi için. Oldu mu? Tamam. Elinize sağlık. Teşekkürler. Şöyle koyalım. Bir tane de ben deneyim isterseniz. Olur. Hocam. Lütfen buyurun. Şimdi şöyle bir bırakalım ikincisini. Bir tane jileti. Elinizi kestirmeden tamam. Lakin. Jilet bayağı keskin, o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şimdi herhangi bir yaprağı seçiyoruz. Evet. Siz anlatın bana, yardımcı olun. Parmağın arkasından dayaması gerektiğini tamam, tarif et. Tamam, şöyle yaptık. Keserken aşağıdan mı yapıyoruz? Evet, oradan yavaşça. Yavaşça git. Olmadı mı? Beceremedim mi? %50. Göz bıraktınız. Mı? Göz bıraktık. Şurayı sıyırmanız gerekiyordu. Şurayı. Ha, şu an az mı kestik? Evet. Kesme tam biraz değil. Daha şey yapabiliriz o zaman. Şöyle mi gitmesi hayır, gerekiyor? Hayır, artık olmaz. Onu yaptığınız anda biraz önceki boru sistemi açılır. Bypass ha. Olur tamamen. Hmm. Aşı diye bir şey kalmaz. Şu İçinden an... derhal kök atar. Ha, şuradan kesilecek. İçinden bu üzerine koyduğumuz kalem olan karpuz direkt kök atar, toprağa iner. O zaman da tabak özelliği kalmaz. Beceremedim. Bir kez daha dikkatli olacağım bu sefer. Tamam, deneyelim. Çok yüzeyden sıyırmamız evet. Gerekiyor herhalde. Şöyle. Son noktada bırakmanız gerekiyor jileti. Çok orada güzel. Bırakın. Bırakın orada. Şimdi asılın. Şimdi elinize asılın. Şimdi elinize yaprağı asılın. Şöyle mi çekeceğiz mi? Korkmayın. Tamam, devam. Heh, olay tamam. Bu. Oldu mu sefer? Oldu. Tamam, şöyle gösterelim. Şu an üstüne de. Kalemi de alalım yan taraftan. Tamam. Tamam, şimdi karpuz kalemimiz de elimizde. Evet. Şöyle birleştiriyoruz. Klipsimizi aldık. Tamam. Oldu mu? Hayırlı olsun. Kontrol edin. Hayırlı olsun. Tamam. 15 kilo karpuz verir artık. Kaç kilo demiştiniz? 15 kilo. 15 kilo karpuz olur. Anacımız gene doğal olmak üzere biberin kökü daha sağlıklı olan meyvesini beğenmediğimiz bir anaç. Anaç. Yani yabani biber. Yabani biber, evet. Yine burada da aşı makinemizi kullanıyoruz. Buradaki aşı sistemi de aynı patlıcanda olduğu gibi aşı makinesi sayesinde 45 derecelik açıyla kotilodonun altından anacı üstünden kalemi keserekten gene aynı. Bu sefer mesela biber patlıcan, daha mı ince patlıcana evet, göre? Evet, patlıcan klipsine göre daha ince olanlardan seçerek aşımızı gerçekleştirelim. Yani hangisini kullanmamız gerekiyor biber için? Renk olarak bakarsan mor daha mı yakın? Mor daha yakın. Tamam, patlıcanda da o zaman aşağı yukarı genişlikleri aynı. Evet. Peki mesela sarı ve... Şimdi bakın, burada sarılıklar da vardır. Yani ha, yani ve çeşide tabii. Göre değil. Heh, bak. Anacın... Buyur. Ha, çeşidin inceliğine göre tabii, değişiyor tabii, o zaman. Bu da sarı bir klips için hı-hı. Anacımız. Bu daha ince mesela. Tabii ki daha ince. Hı-hı. Ya da daha kalın da çıkar. Daha karpuzun kalın daha olduğu da kalın, zaman da? Tabii ki. Daha kalın olursa karpuz klipslerinden kullanırız. Bakın. Hı-hı. Bunların daha kalın evet, klipsleri de var. Evet, şöyle bakalım. Biri ince, biri kalın. Doğru. Evet. Aynı şekilde bunu artık siz kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Biraz önce yapmıştık. Tamam. Şimdi biber de aşı uygulayacağız. Zeynep bana yardımcı olacak. Evet. Şimdi yavaşça, çapraz konum şekilde. Derken onu nasıl bir... Şöyle yapıyoruz. Hatır. Tamam. Bu bizim anacımız. Evet. Şimdi çeşide geçiyoruz. Klipsi şunu seçeceğiz. Mor bizim. Nihat Bey, mor bizim için en büyük. Sarı en küçük ve beyaz şöyle evet, üç şekilde. Evet, renklerimiz ona göre ayrılıyor. Tamam.
kalemle aracın gövde kalınlıklarına göre tercih etmemiz gereken renkler. Evet. Şimdi bizim için...